Ben burada muhalefete bir soru sormak istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup Batı'dan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak? Sizler bu vaadi verirken, bu açıklamaları yaparken çiftçimize, turizmcimize, esnafımıza, ihracatçımıza sordunuz mu? Hani soruyorlar ya, dış politikanın vatandaşa etkisi nasıl olur? İşte tam olarak böyle olur. Bu vaade göre tarım başta olmak üzere ihracat büyük oranda düşer, turist gelmez ve Antalya'mız bu işten büyük zarar görür. Antalya olarak bunun ilk etkilerini görmeye başladık bile. Sadece bu boş söylemle Rus turist sayısı geçen yıla oranla Mayıs ayında %10 seviyelerine kadar geriledi. Rus turistler rezervasyonlarını Haziran ayına yaparak seçim sonuçlarını takip ediyor. Sadece popülist söylemlerle ülkemize etkilerini düşünmeden verilen bu vaatler şehrimize ve ülkemize ağır sonuçlar doğurabilir. Antalya'mızın kazanımlarını özellikle son 21 yılda elde ettiği kazanımları kaybetmemesi için biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim, hiç şüphesiz yeni dönemde en büyük önceliğimiz 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadığımız ve 51 bine yakın canımızı toprağa verdiğimiz deprem bölgelerinin yeniden imar ve ihyası olacak. Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 farklı noktada 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin yaptık. Her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz. Özellikle de konteyner sayısını arttırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Deprem bölgesinde toplam 650 bin yeni konutun ilk 319 binini bir sene içerisinde Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Burada bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Seçim gecesinden itibaren depremzede vatandaşlarımızı hedef alan paylaşımları üzülerek takip ettik. Bu kin, bu nefret, kendinden olmayanı ötekileştirmek hangi insanlığa ve vicdana sığar? Son olarak Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedelerimizi misafirhanelerden çıkartarak ortada bırakması asla kabul edilemez. Ne kültürümüze ne de milletimizin değerlerine yakışır bu hareketler. Biz hiçbir insani konuyu, özellikle oy potansiyeli olarak bakmadık. Yani bu gözle insani konulara oy potansiyeli olarak bakmak insani değildir her şeyden önce. Ülkemizin her bir köşesindeki vatandaşımızın ihtiyacı ve sorununu çözerken bize oy vermiş ya da vermemiş diye bir kriterimiz olmadı. Son 21 yılda başta Antalya olmak üzere tüm Türkiye'de bu anlayışla biz ülkemize, milletimize hizmet ettik. İşte bakınız en son örnek sıkça konuşuluyor. Defne Devlet Hastanesi rekor bir sürede tamamlandı. Defne'de Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç biliyor musunuz? %90. Ama vatandaşımızın yaralarını sarma sorumluluğu bizim hiçbir hizmet karşılığında vatandaşımızın iradesine ipotek koymamızı gerektirmez. İpotek koyamayız ve koymamamız gerekiyor. Aynı örneği Van ve İzmir'de gördük. Yani buralarda AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza istediğimiz düzeyde oy çıkmadı. Ama oralarda da yaralarımızı sararken burası bize oy verdi, vermedi diye herhangi bir tereddüt içinde de olmadık. Bu gayretlerimizi tüm şehirlerimizde vatandaşlarımız görüyor. Bizim aklımız, gönlümüz, desteğimiz hep de depremzede kardeşlerimizle olacak. Ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Onların acılarıyla yüreğimiz dağlanıyor. Mutlu etmek ve yeni bir hayatı birlikte kurmak için canla başla çalışıyoruz. Bize en büyük mükafat nedir? Yani her şey oy mudur? Vatandaşlarımızın içinden gelen Allah devletimizden razı olsun duası olacaktır.
Allah'ın izniyle bu zor günleri en kısa sürede aşarak müreffeh yarınlarımıza ulaşacağımızdan hiç endişe duymayın.